Grafik Bey'in kanalına herkese merhaba. Arkadaşlar bugün size otomatik sulama, yani musluğa takıyorsunuz uç tarafa, alt tarafa da hortum takıyorsunuz. Genelde damlamaya kullanıyorlar bunu. Verve'nin bir malı bu. Bunda saatini ayarlıyorsunuz. Saat yazan yer mesela şu an gece. Gece olunca AM olarak ayarlıyorsunuz. Gündüz oldu mu PM oluyor. Biz gece şu an saat gece olduğu için 12:33. Şu an gece. Yani 00:33 olarak geçiyor. Şimdi bu üründen bahsedeyim size. Bu ürünü nasıl ayarlıyoruz? Ondan bahsedeyim. Şurada ok işaretleri var. Gördüğünüz için kareler falan var. Şu saat ayarlıyor. Sağa doğru yaparsanız 12:35, 12:34 bu saati buradan ayarlıyorsunuz. Buradan da sulamaya başlamaya ayarlıyorsunuz. Bura genelde İngilizce. Kutusunun içinde etiketi çıktı. Üzerine yapıştırdım. Türkçe oldu. Eğer sizinki İngilizce ise bu videoya bakarak nerede ne olduğunu görebilirsiniz. Onu anlatayım size. Sulama süresi 60 minit. Yani 60 dakika olarak ayarladım ben. Sabah yani gece sabaha karşı 6'da açılacak su. 1 saat boyunca çalışacak ve 12 horse olarak ayarladım. Şu aşağı inin. Kaç saatte bir diyor. 12 saatte bir başlayacak arkadaşlar. Ya yani yine aynı saate gelecek. Ne oluyor bu sefer? Sabah 6'da başlıyorsa 7'de sulama bitecek. Otomatik kapatacak. Ve 12 saat sonra olunca tekrar akşama doğru 6'da başlayacak. 7'de bitecek. Bu böyle böyle dönecek işte. Sabah ve akşamüstü olarak olunca 12 horse'u seçersek oluyor. Programlama aktif mi olmasın diyorsun. 10 yaparsan aktif olur. Şu manuel yazan da aşağıda bunu sağ tarafa tıklayalım. 1 dakika açık olsun mesela. 2 dakika. Bunu buradan ayarlıyorsunuz. OK'ye basınca sesi dinleyin. Tık. Su haznesini açtı. Şu an su çeşmeye bağlı olsaydı su akacaktı. Bu manuel oluyor. Eğer elinizde de sulama yapabilirsiniz. Yani şu an sulasın isterseniz manuel de yapıyorsunuz. Ben bunu off yapıyorum tabii. Ben her şeyi ayarladım. Bunu gidip tarlaya bağlayacağım. Damlamalardan su geçsin diye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha bu arada bu sadece iki tane kalem pille çalışıyor. Ve kalem pil de size bir iki ay falan yetiyor. Yani süresi iki ay yazmışlar da iyi bir kalem pil kullanırsanız iki ay şarjı yetiyor. Şarj göstergesi de burada zaten görürsünüz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalım Grafik Bey'in kanalına abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz olursa da yorumda sorabilirsiniz. Beğenmeyi de unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Grafik Bey'in kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben size gösterdim ki bu saat bir ayı geçti yaklaşık. Hala %100 gösteriyor. İki tane pille çalışıyordu. Zaten önerilerde de göstereceğim. Gördüğünüz gibi saati kaç ayarlamışsın? 7'de başlasın demişim. Ve sulama süresi 60 milim. Yani 60 dakika ayarlı bir saate. 12 saatte bir sulama yapmışım. Program açık. Manuel şu an kapalı. İstersen manuel de yapabiliyorsunuz. Depoyu göstereyim size. Depomuz bu. Burada da damlama hortumları var. Şöylece göstereyim. Burada da korkuluk. Yani ben satıcı değilim. Onun için ben bu ürünü anlatanı bulamadım. Bu ürünü fazla anlatan yok. Bazı arkadaşlar soruyor. Depoda çalışmıyor diyorlar. Arkadaşlar bu deponun eğimi olsun. O ürünü takmadan hortumu bağlayın damlamalara. Gidiyor mu damlamalara su? Gidiyor. Gidiyorsa o makineyi bağlayın. Bu makinenin gücü sadece hiçbir şey değil yani. Şunu söyleyeyim. Siz bağlıyorsunuz. Nasıl musluğu? Elinizle açıp kapatıyorsunuz. Değil mi? Deponun oraya musluk taktığınızı düşün. Elinizle açtığınızda normal bir musluğu damlamayı sulayıp bitiriyor.
Bunun görevi de aynı musluk gibi. Ayarlıyorsunuz, içinde vanası var arkadaşlar. Pil sayesinde. O vana tık diye açılıyor. Su geçmeye devam ediyor. Saati dolduktan sonra ayarladığınız saat zamanı bittikten sonra tık diye kendini kapatıyor. Olay bu. Yani su olsun su olmasın. İsterseniz pilini takın. Bir senedir takmayın. Köşede dursun makine. Açılsın kapatsın. Böyle yanıp bozulma gibi olay yok yani. Bu sadece vana görev yapıyor. Açıp kapatıyor. Başka bir şey yok. Ben bu ürünü kimse tanıtmıyordu. Bu ürüne benzer 15 sene, 10-15 sene önce bizde vardı Çin malı. Daha doğrusu Japon malı, Çin malı da değil. O ürünü bulamadım, evde kaybettim. Ben dedim hala böyle bir ürün var mı diye arattım. Bu makinayı buldum, ver beni. Gayet de şimdilik memnunum, bir sıkıntısı yok. Yani Türkiye'den aldığım için Türkiye garantili. 2 yıl garantisi var. Ya ev11.com'da ya da hepsiburada.com'da olabilir. İkisinden birini de aldım. Yani internette araştırın. Çin sitesi olmasın yeter ki. Zaten biliyorsunuz bu koronadan dolayı biraz Çin'den zor gelir. 40 günde geliyor normalde. Şimdi kaç ayda gelir belli olmaz. Türkiye'de alın 3-4 gün içinde elinize ulaşıyor postayla. Öyle arkadaşlar. Yani tereddütte kalmayın. Siz yeter ki deponun eğimini iyi verin. Yukarı koyun depoyu. Yani herhangi bir su normal ortamı bağlayın. Su devam ediyorsa hiçbir sıkıntı yok. Bu makineyi bağlayın. Öyle. Kendinize iyi bakın. YouTube kanalım, Grafik Bey'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Grafik Bey'in kanalına merhaba arkadaşlar. Saatini ayarlayacağız bunun. Saat kaç şu an bir bakayım. Bakın 12 saatte bir sulama yapıyor. 4 dakikaymış. Bunu arttıracağız. 15 dakika yapalım. Tamam. 15 dakika sulayacak. 12 saatte bir. Saat şu an 5'i 6 geçiyor. Sulamaya başlama saati 7. Saat 7'de başlayacak. 7'yi çeyrek geçe bitirmiş olacak. Ayarlamayı böyle yapıyoruz. Şöyle aşağı iniyoruz. Hangisi ayarlamak istiyorsak yanına basıyoruz. Ayarlanıyor. Sonra okey yapıyoruz. Bekledikten sonra kendini ayarlamış oluyor. Bakın kaç saatte bir diyor. 12 saatte bir sulayacak yani. Günde 2 kere sulamış olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Grafik Bey'in kanalına abone olup beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Şu an sulama yapıyor. 1 dakikası kaldı. Şarjı bir senedir. Bak, tık dedi kapattı arkadaşlar. Duydunuz sesi. Yani kapatma yapıyor. Bir sıkıntısı yok. 15 dakika ayarlamışız. 15 dakika sulamış. Son bir dakikada yetiştim. Nasıl kapandığını size gösterdim. Tıkadan kapatıyor arkadaşlar. Kaçırma maçırma herhangi bir şey yapmıyor. Bir senede pilini hiç değiştirmedim. Hala 100. Ya gösterge yanıltabilir bilmiyorum. Şimdilik bir sıkıntı yok. Pili bitince ne oluyor onu da bilmiyorum. Açıkken mi bitiyor, kapalıyken mi bitiyor? Ya da kendini güvenli alıyor mu? Onu da gördükçe sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Damlamayı gösterin. Böyle ufak bir hobi bahçesi.
amcamız. Bakın. Gördünüz mü? Sulamış 15 dakika. Kendini kapatmış. Bak şu an hafif damlamalar var. O borunun içinde kalan sular. Gördüğünüz gibi. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açıp beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.